kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM. Hayırlı evlat gerçek öykü. İhtiyar adam tapu dairesinden çıkarken sevinçliydi. Kendi kendine düşünüyordu. Oh! Be ferahladım. Ölümlü dünya. Oturduğu evin tapusunu çocuğunun üstüne kaydettirmişti. Tapu dairesinde çıktıktan sonra bir küçük lokantada öğle yemeğini yedi, vakit geçirmek için parkları dolaştı. Akşama doğru eve gitmek için yola çıktı. Bir yandan düşünceler içindeydi. Biz öldükten sonra bir sürü işlemle uğraşması gerek. Ne diye eziyet çeksin yavrum? Oğlunun kendisini neredeyse zorla doktora götürüşü aklına geldi. Kerata amma ısrar etmişti. Sağlığıma verdiği önem kadar, ziyarete gelmeye de önem verse ya. Bir an dalgınlaştı. Gerçi, gelin bizle geçinmeye çalışmıyor ama. Derin bir nefes aldı. Boş ver canım, ne de olsa torunlarımın annesi. Eşine, çocuklarına iyi baksın da. Tek tırnak, biraz da kendini teselli etmek için söylendi. Biz bugün varız, yarın yoğuz. Evine yaklaşınca yine durgunlaştı. Bakalım hanım ne diyecek? Gelin gelip gitmiyor diye biraz kırgın ama. Tek tırnak, düşünceler içinde zili çalarken, güler yüzlü olmaya çalıştı. Yuk, iyi oldu canım. Biz ölünce oğlan rahat edecek, kötü mü? Hanımı kapıyı açtı. Gülümsemesini bozmamaya çalışarak hanımına, nasılsın hanım bugün bakalım. Hanımı elindeki çiçek suladığı kabı gösterdi. Ne yapayım, bir iki çiçekle uğraşıyorum yeşillik olsun diye. Eve girerken devam etti. İnsan şehirde özlüyor çiçeği, yeşilliği. Köy gibi olmaz buralar tabii. Kadının durgun yüzünde acı bir tebessüm dolaştı. Köy gibi olmaz değil mi? Şimdi köyde o, leysak ne güzel olurdu. İhtiyar adam bir an yüzüne baktı hanımının. Sen köyü pek sevmezdin. Geçen sene bir ay kalalım demiştim de, ben torunları özlerim. Diye tutturmuştun. Kadın, yüzünü çiçeklere doğru döndü. Ne bileyim ben, düşündükçe bunalır oldum buralarda. İnsan çocukluğunun geçtiği yerleri özlüyor. Ağaçların altında, bahçelerde yürümeyi özlüyor. Allah Allah, tamam hanım gideriz. Sen iste yeter ki. Hele havalar ısınsın biraz gideriz. Havalar kim bilir ne zaman ısınır. Beklemek şart mı? Yahu hanım, bunca yıllık eşimsin hala seni tam anladım diyemiyorum. Bir gün köye gitmem diye tutturuyorsun, bir günde hemen gidelim diye. Dur da bugün ne oldu anlatayım. Kadın endişeyle baktı kocasına. Ne oldu, oğlanı mı gördün? Yok canım, nereden göreyim? Koltuğuna oturdu, koynundaki tapu kağıdını çıkardı. Bu nedir biliyor musun? Hayırdır, hanım, yarın ne olacağı belli olmaz, vademiz gelir de ölürsek, oğlumuz kapı kapı uğraşmasın diye evin tapusunu onun üstüne yaptım. Hanımının tepkisini beklerken, onun yüzündeki acı gülüşü gülümseme sandı. Hanımı fısıldar gibi söylendi. Oğlumuz da bugün buraya gelmişti, öğleden önce. Öyle mi? Vay hayırsız. Demedin mi? Uzun zamandır niye gelmiyorsun? Diye. Seni üzülmesin diye söylemiyordum ama, bizi unuttu, diye kızmaya. Başlamıştım. Torunları da getirdi mi? Murat'ı getirmiş. O da, sıkıldım, gidelim. Deyip durdu. Vay kerata vay. Akşam gelse de ben, de görseydim. Neyse, hayırdır, gündüz vakti niye gelmiş? Hanımı elindeki kapta suyu bitmiş olduğu halde, çiçekleri sular gibi durarak masadaki kağıdı gösterdi. Şu kağıdı getirmiş. İhtiyar adam, hanımının sesinde bir titreme hissetti ama emin olamadı. İçindeki sevinci kaybetmemeye çalışarak masadaki kağıda uzandı. Bir mahkeme kararı olduğunu gördü. Yaşlı kadın kızaran gözlerini kocasının görmemesine dikkat ederek, eşinin kolundan tuttu koltuğa oturmasını sağladı, tekrar çiçeklere doğru uzaklaştı. İhtiyar adam, yakın gözlüğünü çıkardı ve içinden yavaş yavaş okudu. Yaşı ilerlediği ve aklı muhakemesi yerinde olmadığına ve ekonomik varlığını idare ve idame edemeyeceği, ekteki doktor raporuyla da tespit edildiğinden, taşınır ve taşınmaz varlıklarının, resmi varisi oğlu Süleyman tarafından idaresine karar verilmiştir. Tek tırnak, resmi kağıt, yaşlı adamın elinden yavaşça yere kaydı. Başını yere eğdi, kağıda boş boş bakmaya başladı. Hanımı, gözlerini sildikten sonra çiçeklerin başından ayrılıp yanına geldi. Eşinin titreyen, ellerini tuttu. İhtiyar adam,
oğlunun neden kendini doktora götürdüğünü anlamıştı. Yüreğindeki sızıyı bastırmaya çalışarak, 3 senedir uğramadık, köydeki ev ne haldedir? Canım ne olacak, bir günde temizlerim ben. O evde, dizlerin üşürdü senin. İhtiyar kadın, daralan göğsünü hafifçe bastırdı, yüreğimin üşümesi daha kötü diye düşündü. Merak etme, üşümem. Üşümem. Yarın mı gidelim diyordun, sen bilirsin bey. Eşyaları bir taksiye atarsak, son otobüse yetişiriz. Olur. Köyde zaten iyi kötü eşya var, ben hemen hazırlanırım. Hazırlan. Şu kağıdı da tapuyla beraber masaya koyuver, oğlan gelince aramasın. İhtiyar adam, içinden düşünüyordu, dünya fani, Allah yar. İhtiyar kadın, birileri gelmeden gitmek ister gibi telaşla hazırlanıyordu. Giysileri bir çantaya tıkıştırdı. Fotoğrafları duvardan toplarken oğlununkine bir an baktı, aldı, bir an düşünüp çantaya koymaktan vazgeçti. Masadaki kağıtların üstüne ters olarak bıraktı. En son duvardaki bir küçük patiyi aldı, öptü. Bu büyük torununa ördüğü ama küçük gelmeye başlayınca hatıra olarak sakladığı mavi patiklerdi. Çantaya, fotoğrafların üstüne yerleştirirken, mavi patiklerin üstüne düşen gözyaşlarını yavaşça sildi. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol, teşekkür ederiz.